Şalom Lekulam. Bu haftaki peraşamız Sav Peraşası. İsrailoğullarına Tanrı yaptıkları hatadan veya teşekkür etmek istedikleri zaman bir kurban sunma fırsatı vermektedir. Özellikle ki bu peraşada kurban toda yani teşekkür korbanı ön plana çıkmakta. Şöyle ki yanında bir sürü ekmek ve korbanın kendisiyle beraber sunması gerekiyor. Neden teşekkür kurbanı bu kadar önem taşıyor? Rabiler aslında insanoğlunun teşekkür etmeyi unuttuğunu veya alışılagelmişlerin artık teşekkür'e ihtiyacı olmadığını düşündüklerini savunuyorlar. Halbuki her işleyen, her görevini yapan organımız, durum veya zaman bizim aslında lehimizedir ve bu da bize büyük büyük bir fayda sağlamaktadır. Bununla ilgili yaşanmış İsrail'deki bir olayı anlatmakta büyük bir önem görüyorum. Şöyle ki bir Menelheşbonot yani bir muhasebeci her sabah bir otobüsü yakalayıp ondan sonra işine yetişmeye çalışan, tefiladan sonra bu işi her gün yapan bir kişiydi. Bir gün bir gece geç yatmak durumunda kaldı ve maalesef geç uyandığı için sinagoga gidemeyip ancak tellet tefilini alıp otobüse yetişmeyi uygun gördü ve bu şekilde de yaptı. Otobüse yetişti, otobüse bindiği zaman sabahki programında yapacağı toplantı sebebiyle tepila söylemesi daha da gecikeceği için tefilahı otobüse söylemeyi tercih etti. Ve otobüste yanında da bir student dediğimiz üniversite öğrencisi oturmakta. Bu Menagiş Bonot yani hem dindar hem de e, hesap uzmanı olan, muhasebeci olan bu kişi aynı zamanda da bu çocuğun bakışını ve ee, dikkatini çektiği için çocuğun sorularına da arada cevap verdi ve taktığı şeyin ne olduğunu, niçin taktığını vesaire bunu anlatırken bu öğrenci ben de takabilir miyim hiç bugüne kadar takmadım diyerek aslında böyle bir talepte bulundu. Adam tabi ben de bir mitva yapmış olurum takmayan birine taktırmış olurum heyecanıyla tellet tefilini verdi taktı kitabı verdi eline şemayı okuması için ee, çocuğa uzattı. Ve tabii ki bu adam biraz yorgun olduğu için arada çocuk dua ederken bizim adam uyuyakaldı. Uyuyakaldıktan sonra en son uyandığı yer son duraktı. Onu da şoför uyandırdı. Şoför uyandırınca adam bir anda anlamadı. Ben neredeyim? İnecektim ben. Yanımdaki çocuk nerede? Sonra tallet tefilinim nerede? Derken şoföre. Şoför dedi ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Burası son durak. İnmen gerekiyor. Adam iner otobüsten, başının çaresine bakmaya çalışır, geç kalır toplantıya ve ondan sonra arada toplantı bittikten sonra biraz kendini toparlar ve Talet Tefilin'in niye gittiğini, niye kaybolduğunu, iyilik yaparken neden böyle bir şey yaşadığını bir türlü anlayamaz. Ve Alan Delikanlı da aslında gerçekten o gün okulda bir eğlence varmış, eğlence kıyafetlerle geleceklermiş. Bu delikanlı da telledi tefilini giyip böyle dinder kılığına girip orada biraz dalga geçmiş bu tellet ve tefilinle. Fakat tellet tefilinle işi bittikten sonra demiş ki ben ne yapacağım bunları? Adamı da tanımıyorum. İsmini de almadım, adresini de almadım. Ve öyle kaldı. Oradaki bir tanıdık arkadaşı akrabasının Judaika yani böyle Yahudi şeyleri sattığını ee, söyledi. Ve dedi ki istiyorsan onları ver. Onları değerlendirelim. Burada madem kullanmayacaksın. Ve gerçekten o dükkana bu tellet defilin ve kitap yollanır. Tabii ki adam yani muhasebeci olan adam bunu uzun bir süre düşünür. Neden tellet defilini iyilik yaparken kaybolduğunu. Ve gerçekten aradan birkaç sene geçer ve bu muhasebeci rahatsızlanır. Ve maalesef beyninde bir büyüme, bir e, parça fazlalık olduğu fark edilir. Ve bunun rahatsızlığından dolayı acilen ameliyat olması gerektiği. Yalnız işin ilginç kısmı bu ameliyatı yapacak kişi sadece Amerika'da bulunmakta. Ve randevu alınamamakta çok yoğunluk sebebiyle. Ve ameliyat fiyatı da gerçekten ulaşılamayacak kadar yüksek. Tabii karısı bu işe hiç ee, korkmadan girmeyi öneriyor. Tanrı'nın yardım edeceğine ve bir şekilde mutlaka sonucun geleceğine inanarak kolları sıvıyor. Bir şekilde yardım topluyorlar, uçak biletini alıyorlar ve Amerika'ya gidiyorlar. Bir sürü torpil, bir sürü tanıdık aralara koymalarına rağmen kesinlikle randevu alamıyorlar. Ve randevu alamadıkları için de ama kadın her gün hastanede belki bir bilgi, belki bir ee, Işık olur diye her gün hastanede bekliyor. Doktor tabi her gün bu kadını görüyor ama hiçbir şey yapmıyor. Fakat kadın fark ediyor ki doktor her ameliyattan sonra otoparka iniyor arabasının yanına sigara içiyor, çay içiyor, kahve içiyor, biraz temiz hava alıyor ve ondan sonra tekrardan işine geri dönüyor. Ve kadın ertesi gün kocasını getirtiyor ve diyor ki kocasına biz diyor otoparka ineceğiz. Doktor iner inmez ve ona yalvaracağız, ağlayacağız ve durumun ehemmiyetini anlatacağız. Ve gerçekten öyle yapıyorlar. Adam aşağıda sigara içerken yanına koşuyorlar, durumu izah ediyorlar ama doktor diyor ki ben size söylemiştim diyor, vaktim yok. Arada diyor ameliyat etmem gereken bir sürü insan var vesaire vesaire. Biraz konuşurlarken adam da gerçekten durumu izah edip ağlarken bir anda doktor dönüyor adama diyor ki sen beni tanıyor musun diyor. Doktor diyor ki yok diyor nereden tanıyacağım seni. Peki bir şey soracağım diyor. Sen İsrail'de bundan 20 sene evvel otobüste birine tellet tefilini verdin mi? Evet der verdim ve geri getirmedi ve kaybettim onları. Ve çok üzgünüm falan der. Biliyor musun der o tellet tefilini alan benim. Hasta inanamaz. Der ki o anda aklında nasıl olabilir 20 sene sonra bu adam karşıma çıkıyor ve benim doktorum olarak. Ve doktor izah eder. O gün der bizim partimiz vardı. Ben onu biraz kullandım. Ondan sonra bunu judayka satan bir yere verdim. Ama der sırf sana kendimi affettirebilmek için der e, bu ameliyatı en hızlı şekilde araya alacağım seni. Ve sen bana sadece ameliyat masrafının %20'sini vereceksin. Ve gerçekten de onların topladığı para ameliyat parasının sadece %20'siydi. Ve bu %20 ile bu doktor ki zamandaki student olan ameliyatı yapar. Ve doktor sonunda eğer birkaç gün daha bekleseydi artık adamın yaşama şansının olmayacağını da ameliyat sonrasında söyler. Ve o zaman adamanlar gerçekten neden terlet tefilini kayboldu, neden 20 sene sonra buluyor ve bulduktan sonra nasıl bir fayda geliyor? İnşallah yaptığımız ve karşılaştığımız her şeyle ilgili iyiye yoralım, Tanrı'nın merhametini üzerimizde olacağına daima inanalım. Hepimize şaba çalalım.